Merhaba arkadaşlar. Boolean matematiği kanunundan daha iyi anlaşılması ve pratikteki kullanımlarının pekişmesi için hazırlamış olduğumuz soru çözümleri derslerimizle Boolean matematiği konusuna devam edeceğiz. Evet, ilk sorumuzda a değil artı b artı c değil artı d ifadesinin sıfıra eşit olması için a, b, c'de değerler ne olmalı deniyor. Burada B ve D bütün terimlerin her birinin ayrı ayrı sıfır olması lazım. B ve D burada direkt sıfır oluyor. B ve D'nin sıfır olduğu şıklar aynı anda sıfır olduğu. A ve B şıkkından devam edeceğiz. A değilin sıfır olması için A'nın tam zıttı bir olması lazım. C değilin sıfır olması için de C'nin bir olması lazım. A ve C'nin bir olduğu, B ve D'nin de sıfır olduğu B şıkkı bu sorumuzun doğru cevabı. Evet, bir sonraki bölümde aşağıdaki Boolean işlemlerinin sonuçlarını bulunuz deniyor. Bu sayfadaki işlemler arkadaşlar zaten Boolean matematiğinin temel özelliklerinden alınmış işlemler. Evet, ilk işlemimiz a artı 0. 0 veya işleminde etkisiz elemandı hatırlarsanız. A ve sıfırın veya işlemi sonucu A olacaktır. Bir sonraki işlemimizde A değil ve sıfır veya A değil Boolean çarpma sıfır. Burada çarpma yutan elemandı V işleminde. Boolean çarpma işleminde. Sonucumuz ne olacaktır? Tabii ki sıfır olacaktır. Bir sonraki işlemimiz tümleyeni ile toplama. Herhangi bir girdiği herhangi bir değeri doğruluk değerini tümleyeniyle topladığımız zaman sonucumuz 1 olur. Özelliğimiz bu şekildeydi. Evet. Bu bölümün son işlemi kendisiyle toplama. Herhangi bir girdiği kendisiyle topladığımızda yine kendisini verir. 1 artı 1, 1. 0 artı 0, 0. A artı A eşit A olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzda aşağıdaki ifadeyi Boolean matematik kurallarıyla sadeleştiriniz deniyor. Buradaki ifade de esasında bir Boolean matematiği kanunuydu. Hatırlarsanız yutma kanunu. Bakınız kanunumuz bu şekilde. A artı AB eşit A. Yani bu işlemimizin sonucu A olacaktır ama hazır soru gelmişken bu vesileyle de işlem yoluyla başka bir yoldan bunun doğruluğunu ispatlayalım. Doğruluğu bulalım soru üzerinde. Bakınız toplamayla ayrılmış iki terim normal matematikte yaptığımız gibi ortak çarpan parantezini alma işlemini burada uyguluyoruz. A her iki grupta da var. A çarpanını aldığımızda buradaki A'nın yerinde 1 kalıyor. Burada da A'nın çarpanı olan B ikisi parantez içinde 1 artı B şeklinde toplam durumuna geçiyor. Parantez içindeki işleme baktığımızda 1 ile herhangi bir ifadenin herhangi bir değerin toplanması bir sonucunu verecektir. Hatırlarsanız. Dolayısıyla bir sonraki aşamamızda işlemimiz A ve 1, A çarpı 1 şeklinde bir çarpma da etkisiz eleman olduğu için de işlemimizin sonucu A çıkacaktır. Kanun olarak, yutma kanunu olarak ortaya konan bu ifadenin A artı AB eşittir A ifadesinin bir nevi ispatını yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki işlemimizde Boolean matematiğinden hatırlayacağımız bir kanun ortak özdeşliklerdi. Bu işlemin sonucu A artı B çıkacaktır kanun gereği. İşlemimizi bir de işlem yoluyla bu sonucumuza işlem yoluyla ulaşalım. Burada arkadaşlar A artı A değil B normalde daha fazla sadeleştirilemez bir ifade gibi görünüyor. Fakat iki tarafta da A temelli terimler olduğu için kuralımız da ortadayken o sonuca ulaşmak için biz sadeleştirilemez görünen noktalarda önce genişletme dediğimiz bir işlem yapıyoruz. Genişletmeden kastımız
Evet, buradaki terimlerden bir tanesini etkisiz sonuç veren etkisiz bir değerle, birim değerle fakat içinde de diğer terimleri oluşturan diğer değişkenler cinsinden bir değişken barındıracak şekilde bir etkisiz birim değerle çarparak genişletiyoruz. Burada dikkat ederseniz 1 artı b sonucu 1 olan ve a ile çarpıldığı zaman da sonucu hiç etkilemeyecek bir ifade. Bu çarpmayı şu yeni oluşturulduğumuz genişletilmiş görüntüyü bir kademe daha açtığımızda çarpmanın dağılma, toplama üzerine dağılma özelliğini kullanarak burada a çarpı 1 a, a çarpı b, a b şeklinde genişletmemizin parantezlerden kurtarılmış halini görüyoruz. İşlemimizin bir sonraki aşamasına geldiğimizde, bakınız burada AB artı A değil B. A'yı yalnız bıraktık. B'ler ortak olduğu için B ortak çarpanını alacağımız şekilde A artı A değil. İfademizi sağ tarafa doğru sağ taraftaki grubu ortak çarpan parantezine alarak ifademize yeni bir şekil verdik. Evet, burada A artı A değil, bir ifadenin tersiyle toplanması bir sonucunu verecektir. A 1 ise A değil 0, A 0 ise A değil 1 veya işleminde en az bir tane 1 olması yetiyordu. Bir sonucunu vereceği için, bir de etkisiz eleman olacağı için B burada yalnız kalacaktır. İşlemimizin sonucu da bu yoldan A artı B olarak ortaya çıkacaktır. Evet, sıradaki sorumuz da yine bir kanun içeriyor. Bu bir önceki soruda çözümünü yapmış olduğumuz ortak özdeşikler veya formunun V formu olanı, ortak özdeşikler V formu. Bakalım kanunumuza göre işlemimizin sonucunun A ve B çıkması gerekiyor veya A çarpı B. İşlem yaparak gidelim. Burada dikkatinizi çekecek olursak bir çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği söz konusu. A çarpı A değil artı A çarpı B şeklinde. Burada A çarpı A değil iki zıttın çarpımı 0 çarpı 1 şeklinde bir işlem olacağı için sonucu bu işlemin 0 olacak. Evet, işlemimizin genel sonucu da A ve B olacaktır. Evet, sıradaki sorumuzda ortak çarpan parantezine alınabilecek bir görüntü var. Terimlerimiz AB artı A değil B. B'ler ortak. B ortak çarpanını aldığımızda A artı A değil parantez içinde şeklinde bir görüntü ortaya çıkıyor. A ve A değilin yani sıfırla birin, bir ile sıfırın toplanması sonucu daima bir olacağı için B çarpı bir ve işlem sonucumuz B olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuzda A artı B artı AB işleminin sonucu soruluyor bizden. Burada yutma kanununu kullanabiliriz. Yutma kanunu iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. A artı AB veya B artı AB. Biz bu sorumuzda yutma kanununu A artı AB şeklinde kullandığımızda A artı AB sonucu A çıkacak. Bakınız B'yi olduğu gibi bıraktık. A artı AB eşittir A. İşlemimizin sonucu da A artı B olarak ortaya çıkmış bulunmakta. Evet, sıradaki ve son sorumuzda yine çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğinden istifade edebileceğimiz bir görüntü var. Bakalım, bakınız A çarpı AB ve A çarpı C şeklinde. Bu ifadeyi parantezi açarak bu şekilde dağıttığımızda ortaya çıkan görüntü iki tane A'nın çarpımı burada dikkatimizi çekiyor bu görüntüde. Şu kısımda bakınız. Boolean matematiğinde Boolean kanunlarından hatırlarsak bir girdinin kendisiyle işleme tabi tutulması sonucunda ister V işlemi olsun ister veya işlemi olsun işlem sonucu yine kendisi olacaktır. İşlemimizin bir sonraki aşamasında evet şuradaki iki tane A tek A'ya dönüşmüş oluyor. Sonucumuz A ve B artı A ve C şeklinde A ve B veya A ve C diyelim.
Bu işlem bir kademe daha ileriye götürülebilir. Her iki grupta da ortak olan bir girdimiz var. Her iki grupta da A var. A ortak çarpanını aldığımızda işlemimizin en son ulaşacağımız sonucu, en sade şekli A çarpı B artı C yahut A ve B veya C şeklinde olmaktadır. Evet arkadaşlar, soru çözümleri birinci videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.